İşgal güçleri ve evleri basıp gençleri toplamaktadır. Filistin üyelerini hukuksuz bir şekilde tutukluyor. 5 gündür sahur ve iftar vakti sivillerin üstüne bomba yağdırıyor. Seyir halindeki otomobilleri havaya uçuruyor. Meskenleri buldozerlerle yıkıyor. Küçücük çocukları vuruyor. Camiden çıkan insanlara kurşun yağdırıyor. Bu saldırılar sonucunda şu anda yüzlerce şehidimiz ve binlerce yaralımız vardır. Ramazan ayında tüm insani değerleri İsrail bir kez daha ayaklar altına almıştır. Katliamlar zincirine bir yenisini daha eklemiştir. Siyonist İsrail insanlığın ortak utancıdır. Katil İsrail'i kınıyor ve lanetliyoruz. Sabretmek, boyun eğmek değil, direnmektir. Ne var ki son saldırılarla birlikte sabır taşı çatlamıştır. Kahrolmasını gerektirecek her şeyi yaptığı için kahrolsun İsrail. Gazze ateş altındayken uluslararası camianın tepkisiz kalması her yönüyle utanç vericidir. Mahzun ve masum Gazze'li kardeşlerimize vahşice bomba yağdıran İsrail, zulme maruz kalan da Müslümanlar olunca sessiz kalan Batı, iki yüzlü olduğunu bir kez daha belgelemiştir. Avrupa Birliği ülkelerinden bazıları ve Amerika Birleşik Devletleri'ni öldüreni değil, öleni kınamışlardır. İsrail'i kınayacaklarına Filistin tarafını kınadıklarını açıklamışlardır. Bu tam bir komedi, tam bir rezalet ve kepazeliktir. Siyonistler kendinden olmayan herkese ve kendilerine ait olmayan her şeye karşı kin ve nefretle hareket etmektedir. Bu gerçeğe rağmen İsrail'in rutine bağladığı terör olaylarına karşı tepkisiz kalmak zulme ortak olmaktır. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler insanlık ayıplarının suç ortaklarıdırlar. Vahşete sessiz ve duyarsız kalmak dilsiz şeytanlığı kabul etmektir. Yapılanlara ve yaşananlara suç ortağı olmaktır. Saldırıları bertaraf etmeye yönelik girişimlerde bulunmayan İslam İşbirliği Teşkilatı da suç ortağıdır. Ve en az diğer kuruluşlar kadar sorumludur. Hem Amerika'yı, hem Birleşmiş Milletler'ini, hem Avrupa Birliği'ni, hem de İslam İşbirliği Teşkilatı'nı insanlık suçuna ortak olduklarından dolayı kınıyoruz. Aynı şekilde yıllardır Siyonist İsrail, içindeki azgınlığa dur diyemeyen, Allah'ın mescitlerini savunmasını sadece Filistinli kardeşlerimizin omuzlarına bırakan İslam ülkeleri de yanlış yapmaktadır. İsrail'in saldırıları karşısında birlikte hareket etmeyi başaramayan İslam ülkeleri, Siyonistleri cesaretlendirmektedir. Gazze ateş altındayken sessiz kalmak ama ve ancak ile başlayan cümle kurmak işbirlikçilerle, zilletle, pasifilikle açıklanabilir. Filistin'de yaşanan büyük vahşete, soykırıma seyirci kalmak hiçbir erdemli insana ve Müslümanlara yakışmaz. Allah için onurlu insanlara yakışanı yapıp bir an önce harekete geçmeliyiz. Son sözümüz şudur. 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren terör örgütü olarak Müslüman kanı akıtmaya başlayan, insanlık onurunu ayaklar altına alan katil İsrail'i, destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Buradan insanlığa sesleniyoruz. Buradan milletimize sesleniyoruz. Vakit, Mescid-i Aksa ve Kudüs için ayağa kalkma vaktidir. Dün olduğu gibi bugün de kan ağlamaya devam eden kardeşlerimize sahip çıkma vaktidir. Hepimizin onurunu korumak için şehit düşen kardeşlerimizin yanında olma vaktidir. Karada, denizde, intifada, her yerde diren Gazze,
Kahrolsun İsrail. Kahrolsun işbirlikçileri. Yaşasın Filistin direnişi. Kahrolsun İsrail. Kahrolsun İsrail. Kahrolsun İsrail. Kahrolsun İsrail.